Bakın arkadaşlar, şimdi yanından geçerken fark ettim. Bakın burnun içinde biraz çıkmış. Kafasını sakladı hemen. Bakın. Fark edebiliyor musunuz? Bakın burnun içinde bir bözdürük. Ne zaman uyandın? Ne zaman uyandın? Yavaş yavaş yaklaşalım. Zaten bakın yarısı çıkmış, yarısı içinde. Allah Allah. Yaklaşıyorum. Hiç kaçma teşebbüsünde de bulunmadı hiç de. Olmuyor. Uyuşuk mudur nedir? Bir dakika yaklaşayım. Ah. Ay kumda. Oha. Tamam. Of arkadaşlar, burnun içindeymiş. Yoldan geçerken fark ettim valla. Bak. Oha. Üf, maşallah. Maşallah. Koca bir bozdurük. Oha. Aha. Arkadaşlar yılanlar uyanmış. Allah Allah, şaşırdım, çok şaşırdım. Çok daha çok erken ya. Bakın ilk bozdurumuzu yakaladık. Oha, yılanlar uyanmış arkadaşlar. Muhtemelen ilklerden birini yakalamış olduk. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü çok erken. Bugün Mart'ın 8'i mi 9'u mu tam emin değilim. Vallahi inanamadım. Çok da uyuşuk geldi bana. Hiç kaçmadı ya. Bir salalım bakayım. Aha. Aha. Ulan. İlk defa böyle duran bir bözdürük gördüm. Arkadaşım. Oy. Ha şöyle ya, ben alışkın değilim böyle, böyle hareketlere ya. Oh. Ya demek ki bir saniye şöyle çevireyim. Arkadaşlar ilaç atıyorum. Bakın mavilikleri fark ediyor musunuz? Gözyaşı atıyorum fidanlara. Yoldan geçerken buradan şu yolumun güzergahı şöyle göstereyim. Şu tarlaya, şu bahçeye atmaya geldim. Direğin dibinde. Fark ettim boruların içinde. Bırakılan boruların içinde. Yarısı çıkmış, yarısı çıkmamış. Yarısı içinde. Ulan dedim, şaka mı lan bu? Daha ne kadar erken? Mart'ın başındayız arkadaşlar. İlk haftası. Yılanla karşılaştırmak vallahi billahi beni çok şaşırttı. Ama bakın o kadar sakin ki. Hayatımın ilk sakin ve bu kadar yaklaşabildiğim, hani kendi iradesinle yaklaşabildiğim ilk bözdürük. Yani ben şu an çok şaşırdım yani bu duruma. Hani hep diyoruz ya, yılanlar kış uykusuna yatıyor. Hani kışlama yapıyorlar, bedenlerini yavaşlatıyorlar, durduruyorlar. Şu anda öyle bir pozisyona karşı karşıyayız. Çünkü normalde bu yılanın burada durması yani ya yaralı olması lazım ya da benim tutuyor olmam lazım. Ama kendi iradesiyle gitmeyi tercih etmiyor. Çünkü gidecek enerjisi yok muhtemelen. Şimdi ben yakın kadrajdan bir daha göstereyim. Şöyle bakın, hemen yanındayım. Bakın şöyle. Şimdi diğer açıya geçeyim. Cep telefonuyla çekiyorum. Umarım iyi çekiyordur. Yılan muhtemelen yeni uyanmış arkadaşlar. Mart'ın 8'i. Bir saniye dur, net bir bilgi vereyim. Saatime bakayım. Mart'ın kaçıymış? Evet, 8'i. Arkadaşlar 8 Mart 2020. Bu video güncel olacak. Ben gözyaşı atıyorum. Bakın yüzümde de biraz var galiba. Ağaçlara, fidanlara ve ağaçlara gözyaşı atıyorum. 8 Mart 2020 ve yılanların uyandığına şahitlik etti. Geçenlerde aslında denk geldi bir tane yavru. Ama hani böyle yetişkin bir bireyin uyandığına şaşırdım. İlk defa rastladım bu zamanda yılana. Bu yıl bereketli olacak sanırım. İnşallah öyledir, umduğum gibidir. Şimdiden rastladıysak umarım tüm yıl benim açımdan söylüyorum bol yılanla geçer. Yılan demek arkadaşlar gerçekten de tarımla mücadele demek. Doğal mücadelenin tek, yani en etkili yöntemlerinden biri yılanlar. Şöyle diğer kameradan bakayım. Cep telefonunu çekiyorum. Umarım iyi çekiyordur. Hava çok sıcak. Bakın zaten terledim.
Muhtemelen bu yağmur sıcakları, yani bu ani sıcaklar yılanları da uyandırıyor. Şimdi yağmur sıcağı dediğimiz zaman 24-23 dereceler, 22 dereceleri falan gördüğü zaman muhtemelen yılanlar da uyanıyor. Yine tahmin ediyorum ki güneşin etkisiyle gidiyor geliyor. Hani çok da hani sanmıyorum aktif olacaklarını, yavaş hareketlerle muhtemelen beslenmeye çalışacaklar. Ondan sonra ilk önce biraz beslenmek, sonra üremek gelecek. Bakın kuyruğunu, bir şey olmuş kuyruğuna. Bir saniye şuradan detaylı göstereyim. Oo arkadaşlar. Zaten yılanımızı hiç tutmaya gerek yok. Yılanımız bize konu mankenliği yapıyor. Biz de hazır konu mankenliği yapıyorken incelemeye başlayalım bakın. Oo kuyruğunu. Bakalım dokununca bir şey yapıyor mu? Birazcık oynatıyor ama çok az. Of of of, kuyruğu çok kötü olmuş. Bakın. Kuyruğunu fareler kemirmiş ya. Ya karıncalar ya fareler. Kuyruğuna bakın, çok kötü. Kemikleri görebiliyor musunuz? Bakın ben çok net görüyorum. Keşke diğer kameram yanımda olsaydı. Profesyonel bir çekim yapardık. Detayları gösterdim. Kuyruğunu görüyorsanız birçok yeri ısırılmış. Ve yemiş, şu an etlerini görüyorum. Arkadaşlar bu yılanı böyle bırakırsak buradan devam eder bu eylem. İlk bilmiyorum, muhtemelen karıncalar saldırmış olabilir ama fare ısırıkları da olabilir. Bunlar hiç belli olmaz çünkü yılanlar, bakın hiç hareket yok. Gördüğünüz gibi böylece duruyor. Muhtemelen bu şeyden faydalanarak fareler kemirmiş olabilir. Ben o zaman bunu götürmem lazım. Bir şey koyayım kuyruğuna, bir müdahale edeyim. İlk defa bir bözrüğü kendi rızasıyla seveceğim. Oha. Benim için çok büyük bir olay. Allah. Yapma. Allah. Gidecek misin yoksa? Isındın mı yoksa? Ay. Ya şöyle ya. Bana bunlarla gel ya. Bana bunlarla gel. Benim dizime falan çarpma sakın. Ha şöyle. Tamam arkadaşlar, yılanımız ısındı ama bu kuyrukla bunu bırakmayalım. Ben bunu götüreyim. Kova da var yanımda. Ben bunu götüreyim yoksa bu kuyrukla bu yılan yaşayacağını sanmıyorum. Bakın kuyruğunu dikti. Dikti ama kuyruk, inşallah umarım belli oluyordur. Kuyruk çok kötü durumda. Şuraya kadar kuyruk komple yenmiş. Hep diş izleri tırtıklanmış. Ya karıncalar yapmış. Dediğim gibi. Ya da fareler. Ben bunu alayım. Hemen biraz spreyle İlk müdahalesini yapalım. Evet, bu şekilde kayıtlara geçmiş olalım. İlk yılanımızı bu şekilde gözlemledik.